bir şey var. Şimdi gelelim Platon'a. Platon'un mantıkla ilgili çabaları hakkında Aristo şöyle diyecektir. Biliyorsunuz Aristo'nun temel şeylerinden bir tanesi mantık tarihini yahut felsefe tarihini bir eleştirel bir biçimde okuyup kendi doğrularını inşa etmek. Şimdi diyor ki Platon aslında diyor Aristo iki temel iddiadan hareket ediyor. Bir tanesi Herakleitos. Herakleitos ne demişti? Her şey akıyor. Parmenides ona bir cevap vermişti. Fakat Parmenides mahsus alemi neredeyse donduruyordu. Yani burada değişim var. Fakat bu değişimi neredeyse kabul etmiyor. Varlık var. Her şey sabit. Ezelden ebede akan değişen hiçbir şey yok. Herakleitos tam tersini söylüyor. Her şey akıyor. Her şey gidiyor. Sabit bir şey yok. Şimdi Aristo diyor ki bana göre diyor Platon ideler alemini oluştururken kafasında iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi diyor Herakleitos'tu. Herakleitos'un akan, giden, sabit olmayan, sürekli değişen dünyasına karşı sabit bir yer oluşturmak istedi. Fakat diyor bunu oluştururken bir şey daha var. İkincisi Sokrat'ın şu kavramları, şu tümelleri. Böylece Platon diyecek Aristo bir tür kavram metafiziği yani ideler alemi oluşturdu ve Sokrat'ın kavramlarını aşağıda hani ne hakkında konuşuyordu? İyi hakkında. İyi Sokrat dedi ki tamam ortaklaşa kabul ettiğimiz bir iyi var. Muhtemelen Platon şu soruyu sordu. Nerede bu iyi? Benim kafamda değil. Senin kafanda değil. Ama bir iyiden bahsediyoruz. Dolayısıyla yukarıda bir yerde İdeler aleminde gibi bir yerde olsa gerek diye düşündü. Yani kavram olarak. Dolayısıyla orada iyi idesi, bu aşağıdaki bütün iyiler yukarıdaki iyi idesinin, iyi kavramının bir simülasyonu, bir yansıması oldu. Şimdi Platon bir şey daha yaptı. Cesaret ve dindarlık gibi kavramları tanımlayabilir miyiz? Tamam. Evet, Sokrat dedi ki cesaret diye bir şey var. Cesaret diye bir kavramı tanımlayabilir miyiz? Dolayısıyla... Bu alemi kavramı. Efendim? Sadece cesaret ahlaki kavramlar. Yani bunlar örnek olarak verdim. Sokrat hakikatçi fakat ahlak alanında hakikatçi. Ne dedim? Bilmiyorum kısmı aslında varlıkla ilgili hükmüydü. Biliyorum kısmı ahlakla ilgili hükmüydü. Yani Sokrat'ın temel iddiası ahlakta temel değişmez kavramlarımız var. Şimdi Platon dedi ki bu kavramları tanımlayabilir miyiz? Sofist diyaloğunu birçoğunuz okumuşsunuzdur yahut okuyacaktır. Oradan bir örnek vereyim. Aristo'nun Burja dair bir eleştirisini vereyim. Sonra mantığın nasıl kurulduğuna geçmiş oluyoruz böylece. Şimdi Platon dedi ki kavramları tanımlayalım. Mesela sofisti tanımlayalım. Bölme yöntemi denen bir yöntem. Platon'un uyguladığı bir yöntem. Şimdi mantıkta bölme yöntemi diye bir şey var. Kavramları bölerek bulma. Şimdi diyor ki sofist mesela meydana getiren, tanrıca meydana getiren, insan işi meydana getiren. Hangisi? Sofistin sanatını konuşuyoruz. Sofistin sanatı hangi sanat? Tanrıca meydana getirmiş bir şey mi? İnsanca meydana getirmiş bir şey mi? Cevap, insanca meydana getirme. İnsan işi meydana getirme. Yine iki yol ayrımına koyacak bizi. Diyecek ki, bu insan işi meydana getirme. Kopyasını meydana getirme mi? Yahut benzerini meydana getirme mi? Hangisi? Mesela sofist, bir sanat, sofist sanatı, konuşma sanatı benzerini diyecek. Benzerini meydana getirme diye devam edecek arkadaşlar. Yani bu en az bir şöyle tahtayı orayı doldurup burayı doldurmam lazım.
Yani devamı şöyle akacak, devamını söyleyeyim. Benzerini meydana getirme de ikiye ayrılır. Alet kullanarak mı yoksa insan kendi bedeniyle mi? Sofistin yaptığı iş kendi bedenini kullanarak. Çünkü o hitap eder, konuşur. Kendi bedenini kullanarak, bilgiye dayanarak mı yapılır? Yoksa sanıya dayanarak mı yapılır? Eflatun'un cevabı, Platon'un cevabı bilgisizce yapılır. Yahut bu bilgisizce sanıya dayanarak yapılır. Sanıya dayanarak yapma, bilgisizce mi yapılır, alayla mı yapılır? Alayla yapılır. Peki alayla yapılan nerede yapılır? Kendi kendine mi, halkın içinde mi, konuşma ile mi? Halkın içinde ve konuşma ve karşılıklı konuşma ile. Sonuç şu, yani şuradaki her ikilem bizi Platon'a göre şuradaki sofistin sanatını tanımlamaya doğru bir adım. Tamam. Şimdi bütün kavramlara bunu uygulayabilir miyiz? Sandalye hakkında bir şey, bir tanım yapacağız. Tamam mı? Mantık nihayetinde kavramları tanımlamakla uğraşacak yahut nesnelerin hakikatini bilmek iddiasında olacak. Sandalyeyi nasıl tanımlayabiliriz? Önce iki alternatif koyacağız. Oturulan bir şey mi? Efendime söyleyeyim, üzerinde yazılan bir şey mi? Oturulan bir şey. İşte bu alçakta oturulan bir şey mi, yüksekte oturulan bir şey mi? Yüksekte oturulan bir şey. Böyle gidiyorsun. Aristo'nun temel eleştirisi şu arkadaşlar. Diyor ki, sen bunu neye göre yapıyorsun? Bu kavramı bu şekilde bölünmesini neye göre yapıyorsun? Keyfi yapıyorsun. Zaten kafanda sofistin sanatı var. Tamam mı? Sofistin sanatına giden yolları döşüyorsun. Bize aslında bir kavramın tanımını vermiyorsun. Daha önemli bir eleştiri şu arkadaşlar. Bir nesnenin tanımını vermek, ona ait özlerden bahsetmek, bundan biraz sonra bahsedeceğim. Fakat aynı zamanda onun nedenlerini de söylemek. Bize neden söylüyor musun? Yani sofistin sanatı, diyelim ki insan işi, evet kabul ettik. Bunun meydana getirmenin kopya değil de benzerini meydana getirme olduğuna nasıl karar veriyoruz? Nedenleri söylüyor musun bize? Söylemiyorsun. O zaman bu bir tanım olamaz. Ve nihayet kendi bilimsel programını ortaya koymak için yola çıkacaktır.